Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İstiklal Kündilik xəbərlərini görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurlarınızda sunumuz. Qənəmsizlik qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay naməlum uçar cisimni etib düşürüşkə buyruq qıldı. Xitayning Port şəhərinə yaxın dəniz hava boşluğunda naməlum uçar cisim bayqalğan olub, Xitay rejimi onu etişqə tayyorlik qılğanlığını aşkarıldı. Fransiya Xalqaro Radiosu'nun 12 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Dengiz Okean Taraqqiyot Idorasi qisqa uchur tarqitib, Port shahriga yaqin dengiz havo bo'shlig'ida noma'lum uchar jismning bayqalganligini, Xitoyning aloqador tarmoqlari uni etib tashlashga tayyorlik qilayotganligini eskartgan. Xitoy Pingbay xabar agentligining 12 fevraldagi xabariga qaraganda, Xitoyning Qingdao Jimo rayonliq Dengiz Okean Taraqqiyot Idorasi Port shahriga yaqin dengizda noma'lum uchar jismni bayqagan bo'lib, bu haqdagi konkret uchurlarning texnika aniqlanmaganligi yaqin atrofdagi beliqchilarga uqtirish tarqitib, bexatarlikka diqqat qilishga chaqirganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, bashburjaklik bino juma kuni Alyaska shtatining havo bo'shlig'ida ikkinchi qatim yana noma'lum jismni bayqagandan keyin uni etib tushirgan. Ammo bu jism to'g'risida tafsiliy uchur bermagan edi. Shundaqla oldingi hafta oxirida Kanada bosh ministri Justin Trudeau'ning buyrug'i bilan Kanadaning Yukon rayonida bayqalgan yana bir noma'lum havo shari etib tushirilgan edi. Germaniya Xitoyning josuslik harakati haqida ogohlantirdi. Germaniyaning davlat ichki istixboroti Xitoyga ta'va deb jakarlangan va Amerikada josuslik qiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan havo shari masalasi o'tirg'a chiqqandan keyin vaziyatni baholab, Xitoyning josuslik o'rnishlari haqida ogohlantirdi. Hurriyet gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Germaniya davlat ichki istixborot ishlariga mas'ul federativ asosiy qonunni qo'g'dash ishxonasining boshlig'i Thomas Haldenwang Xitoyning josuslik harakatining Germaniyada kuchayishidan andisha qilayotganligini aytgan. Haldenwang Germaniya gazetiga qilgan so'zida Xitoy keng doiralik josuslik va ta'sir ko'rsatish faoliyatlarini taraqqiy qildirmoqda. Biz kelgusi bir necha yilda bularning ko'payishiga qarshi tayyorlik holida bo'lishimiz kerak degan. Haldenwang siyosiy yo'llarning bir qancha yildan buyon ko'zlanayotganligini bildirib, ilgari muhim nuqtaning iqtisodiy josuslikka markazlashganligini va iqtisodiy biqinishning siyosiy ta'sirini keltirib chiqaradiganligini ta'kidlagan. Haldenwang Xitoyning strategiyasining uzun muddatlik ekanligini ko'rsatib, Xitoydagi siyosiy rahbarlik allaburun o'zining Germaniya va Yevropa iqtisod sohasi bilan bo'lgan quyuq munosabatidan kelib chiqqan iqtisodiy amaliy kuchini ishlatib, o'zining siyosiy nishonini amalga oshirmoqda degan. Germaniya ichki ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoyga ta'va josuslik balonlari haqidagi bayonotida Germaniyada Amerikada yuz bergan uchishlarga o'xshaydigan hech qanday uchur yo'qligini aytgan. Ammo Germaniya Xitoyning eng yuqori istixborot va ta'sir ko'rsatish nishonlarining biri deb qaralmoqda. Filippin Xitoyga norozilik bildirdi. Xitoy harbiy paraxotining Janubiy Xitoy dengizidagi Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotining xodimlariga harbiy lazer nuri orqali ziyon yetkazganligi ilgari surildi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atridining bildirishicha, Xitoyga ta'va dengiz qirg'og'i muhofazat paraxoti Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotiga lazer nuri orqali hujum qilgan. Bayonotda ilgari surilishicha, lazer nuri bir qism paraxot xodimlarining vaqtli qarug'i bo'lib qolishiga sabab bo'lgan. Bayonotda bu hujum Manilaning egilik huquqiga daxli ta'ruz qilganligi hisoblanganligi eskartilib, bunday deyilgan. Xitoyning harbiy xodimlarimizga yemeklik va ashyolarni to'shiyotgan paraxotlarga qasdan to'salg'i bo'lishi Filippinning g'arbiy Filippin dengizidagi egilik huquqini ochiq-oshkor holda dafsanda qilganlik bo'ladi. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atridining mas'uli Kommodori Armand Balilo Xitoyning ilgirimi ixtilofli rayonda Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotini to'sish uchun har xil faoliyatlarni ilib borganligini, ammo tunji qatim lazer nuri ishiltib paraxot xodimlariga jismoniy jihatdan ziyon solganligini qayd qildi. Egilinishicha, Xitoy Janubiy dengizining 80% dan ko'proqining egilik huquqining o'ziga taalluq ekanligini ilgari surdi ekan. Suosti boyliqlari mo'l bo'lgan rayon Filippinni o'z ichiga olgan Vyetnam, Biruni va Malayziya qatorliq dengiz bo'yidagi qo'shni davlatlar bilan egilik huquqi to'qunishini keltirib chiqarmoqda ekan. Angliya noma'lum jismlar etib tushirilgandan keyin bexatarlik tekshirishlarini boshladi. Angliya Davlat Mudofaa vaziri Ben Wallace Amerika ve Kanada bir josusluq şari 3 tane noma'lum jism deb atalgan ve yuqori egizlikda uçqan 4 tane hava apparatini etib tushirgandan keyin bexatarlik tekshiruvlarini boshlaganliklarini e'lon qildi. Türkiye Avaz Radyosu haberinde bildirilishicha, Angliya Davlat Mudofaa vaziri Ben Wallace Amerikada 12 fevral kecha noma'lum jism etib tushirilgandan keyin bayonot e'lon qilib, fevralda etib tushirilgan 4 jismning qanday xatar paydo qiladiganligi to'g'risida ittifoqdoshlar bilan muzokara o'tkazadiganliklarini bildirdi. U Angliya va ittifoqdoshlari bu havo apparatlarining havo tavalligimizga kirishining bexatarligimiz nuqtasidan aytganda nimani bildiradiganligini muzokara qildi. Bu ahvol dunyo xavfsizligining qanday nacharlashayotganligining yangi isboti dedi. U tekshirishlardan keyin Angliyaning havo tavalligini qo'g'dash va ko'zitish xizmatlariga o'zgartish kirgizmaslikning qaror qilinganligini ta'kidladi. Angliya Davlat Mudofaa vazirati bayonot e'lon qilib, parlament a'zolarining noma'lum jismlarning Angliya havo tavalligidan o'tgan bo'lishi ehtimoli to'g'risidagi savollarga javob berilganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Angliya Davlat Mudofaa vazirati Ben Wallace'ning Angliya osmonda ko'rilgan bo'lsa etib tushiradiq degan bayonotini xotirlatdi. Amerika armiyasi 4 fevralda Montana osmonda bayqalgan Xitoyning g'oyat zo'r sharini Janubiy Karolina dengiz qirg'iqida etib tushirayotgan edi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligi 9 fevralda Alyaska osmonda noma'lum bir jismning etib tushirilganligini e'lon qilgan edi. Kanada Baş Ministeri Trudeau 12 fevral Amerika bilan hamkorlashgan asosda Yukon rayoni osmonda noma'lum bir jismni etib tushirganliklarini e'lon qilgan edi. Buning bilan Amerika armiyasi yaqinqi 10 kun ichida Xitoyning bir shari va 3 tane noma'lum jism bo'lib, jami 4 tane havo jismini etib tushirgan bo'ldi. Shimoliy Amerika havo mudofaa qo'mondonlik shtabi yadro qurollari o'rinlashtirilgan Montana shtati osmonda normal bo'lmagan radar harakatlarining bayqalganligini bildirib, rayonda qisqa vaqt uchishni cheklagan edi. Tekshirishlarda radarga munosabatlik hech qanday jismning bayqalmaganligi e'lon qilingan edi. Kanadadagi Uyg'urlar ofat rayoniga yordam qo'lini sundi. Kanadada yaşayotgan Uyg'urlar ciddi yordam safarbarligi tashkillab Turkiyadagi ofat rayoniga yordam qo'lini sundi. 6 fevral Turkiyaning Qahramonmaraş qatorliq 10 viloyatda yuz bergan ig'ir yer tebrashlardan keyin xalqaro jamiyat Turkiya xalqiga yordam qo'lini sunib, ciddi qutqudish yordam berish harakatiga atlangan mushim bir paytda Sharq Turkiston xalqi Turkiya xalqi bilan diniy qiyrindosh va qondosh bo'lish sifati bilan o'zining muhojiratdagi g'urbatchilik ahvoliga qaramasdan Turkiya ichida yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin yoki chet elda yashayotgan Uyg'urlar bo'lsin, ofatga uchragan qiyrindoshlarga yordam qo'lini sunmoqda. Kanadada yaşayotgan Uyg'urlar Kanada Uyg'ur masjidi va Kanada Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi birlikda Kanadada yaşayotgan Uyg'urlarni ofat rayoniga yordam to'plash harakatiga safarbar qildi va bir hafta ichida ofat rayoniga jiddiy yordam berib, ofatdan qutuldirish uchun iqtisodiy yordam to'pladi va natijada qisqa vaqt ichida yig'ilgan yordam summasi $12,100 yetdi. 12 fevral Kanada Uyg'ur masjidi imami Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi Ibrohim Damullam ve Kanada Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi a'zosi Parman Turdosh Apandi qatorliqlar Turkiyaning Kanadada turishliq diniy ishlar boshqarma mas'uli bilan ko'rishib, yig'ilgan $12,100 topshirib bergan. NATO ittifoqdosh davlatlarining Turkiya bilan hamkorlashayotganligini bildirdi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Turkiyada yuz bergan yer tevrish ofatidan keyin NATOga a'zo ittifoqdosh davlatlarning Turkiya bilan kuchlik hamkorlashayotganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, NATO bosh kotibi Stoltenberg 14-15 fevral kunlari Belgiyaning poytaxti Bryusselda chaqirilgan Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti Davlat mudofaa ministrlari yig'ini munosabati bilan o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Turkiyada yuz bergan yer tevrish ofati haqida to'xtaldi. Bosh kotib Stoltenberg Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo davlatlarning izlash qutqizish xodimlari, o't o'chirish xodimlari, sahiya xodimlari va yer tevrish mutaxassislari qatorliq nurg'un yordamchi xodimlarni Turkiyaga avatganligini ta'kidlab, bizning butun o'y-fikrlarimiz Turkiya xalqi bilan billa dedi. Stoltenberg Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti davlatlarining Turkiyani har xil panohlantirish yordam bilan ta'minlaydiganligini bayon qilib, ittifoqdoshimiz Turkiya bilan kuchlik hamkorlik asosida harakat qilyapmiz dedi. Tayland turmasida tutib turilayotgan Abdullah Abdulaziz qazo qildi. 2014 yıldan buyan Tayland türmesinde nahaq tutup turilayotgan Uyghur muhacir Abdullah Abdulazizning 12 fevral vafot bo'lganligi aniqlandi. Abdullah Abdulaziz 2014 yıldan buyan Tayland türmesinde nahaq tutup turilayotgan 50 necha Uyghur muhacirning biri. Növbette onun 9 farzandi ve ayali Türkiye'de yaşayotgan bulup, 2014 yılı Tayland dairleri Xitayning talebi bilen Sharq Turkistan'dan hicret qilib çıkan neçe olgan Uyg'urni tutqun qilgan. Vaqadan keyin Türkiye hükümetinin Uyg'urlarga kucak açışı bilen tutqun qilingan Uyg'urlarning ayal ve farzandlari Türkiye'ye qaytirib kelinib uğurlaştırılgan edi. Merhum Abdullah Abdulazizning ayali ve 9 farzandi şu Qatarda Türkiye'ye uğurlaştırılgan bulup, şundan buyan Türkiye'nin Qaysari vilayetida turvatgan edi. 2017 yılı Tayland türmesinden muvaffaqiyatli qaytib kelib Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlarning ichidan biri 2015 yılı merhum Abdullah Abdulaziz bilen 6 ay Tayland türmesinde bir kamerada turganligini, öz vaqtida onun tan salomatligining yaxshi ekanligini, merhum Abdullah Abdulazizning 2019 yılı türmede yetayotgan 9 Uyg'ur bilen birlikte türmeden qaçıp Tayland chegarasidan chiqib bo'lguncha tutulib qolganligini bildirdi. Merhumning ahvolidan xabardor kishilarning oshkorlashicha, Tayland doiralarining turmadagi Uyg'urlarga beradigan tamoqlari nachar va oz bo'lg'achqa, uzuq yetishmaslik sababidan kesal bosgan. Uning ustiga yaqinda turma saqchilari Abdullah Abdulazizni noma'lum bahonalar bilan urgan bo'lib, uning qazo qilishiga turma saqchilarining tan jazosi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Shu joydagi musulmonlarning o'rinlashtirishi bilan Abdullah Abdulazizning meyit namozi bugün tushdan keyin Bangkokdagi Harun masjidida tushirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Taylandda nahaq tutib turilayotgan Uyg'urlarning soni 52 dan 56 gacha bo'lib, ular Taylanddagi tutib turish markazlariga tarqoq o'rinlashtirilgan. Mazkur Uyg'urlarning hozirga qadar uzun muddat sababsiz tutib turilishining asosliq sababchisi Xitoy ekan. Xitoy Tayland hukumatiga izchil besim qilib turg'achqa, Tayland doiralari ularni davomli tutib turmoqda ekan. 2022 yılı Tayland'ın o'xshamagan joylarda tutup turilayotgan Uyg'urlarning tuyuqsiz Tayland poytaxti Bangkokdagi bir tutup turish markaziga yo'tkalganligi haqida xabar tarqalgan ve bu xabar mazkur Uyg'urlarning Xitoyga qaytirilishi mumkinligi haqidagi endişelerini kuchaytgan edi. Uyg'ur fidoilar qutqizish ve yordam xizmatini davomlashtirmoqda. 6 fevral Türkiye'nin Kahramanmaraş qatarlıq 10 vilayetida yuz bergen yer devreshlerden keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi ve Ko'kay insoniy yordam jamiyati tashkillagan jiddiy qutqizish yordam gruppasi yordam xizmatlarini jiddiy davomlashtirayotgan bo'lib, 14 fevral Kahramanmaraş ve Hatay'dagi Ofatdan qutqizish ve yordam berish gruppasi jiddiy holda ofatdan qutqizish ve yordam berish xizmatlarini bir qancha o'rinda davomlashtirdi. Bugün Kahramanmaraş'taki Ofatdan qutqizish ve yordam berish gruppasi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'de afet rayoniga avatilgan yordam buyumlarini afatga uchraganlarga tarqitish, qutqizish xizmatlarini qildi. Hatay'daki Ofatdan qutqizish ve yordam berish gruppasi qutqizish xizmatini jiddiy davom qilgan bo'lib, birinci gruppa xarabilik ostida qolgan kishilarni qutuldirish ve yordam berish ishlarini qildi. İkinci gruppa afatga uchragan kishilarga yemeklik tarqatdi. Üçüncü gruppa bo'lsa Uyg'ur polosi ve suiqash etib afatga uchragan hamda qutqizish xizmati qilayotgan kishilarga tamoq tarqatdi. Shundaqli Kahramanmaraş ve Hatay'daki yordam xizmatlariga Qaysari, İstanbul ve Türkiye'nin başka şehirlerinden teşkilat süpütüde yoki shaxs süpütüde kelib ofatga uchraganlarga yordam qilayotgan Uyg'urlarmi kecha-kunduz jafoliq xizmatlarini qilmoqda. 6 fevral tong sahar saat 4:30 atrofida Türkiye'nin Kahramanmaraş vilayetining 2 rayonida ayrim-ayrim 7.7 ve 7.6 bal yer tevrigan bo'lib, undan başka Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay qatarlıq vilayetlerge iğir derecede təsir görsətdi. Hazırgı kadar qaza qılğanlar 31974'ge, yaralanğanlar 80278'ge yetken. Cemi 12141 bina öğürlüp düşken bulup, izdeş qutquzuş xizmetleri ciddi davamlaşmaqda. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Aman bu gayslar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.